Oğlum bu ne lan? Bizim edebiyat kitabından da kalın. Ya sus da oku lan. Oğlum bir cacık anlamadım ben bundan. Ya oku şunu hadi. Evet. İncelediniz mi? Evet. Yani. İster klasik müzik yapın, ister hip hop, müziğin temel ilkelerini bilmek zorundasınız. O dosyanın içinde işinize yarayacak bir sürü bilgi var. Ya Murat Hoca, dosyayı falan bıraksak da biz bir şarkı söylesek. Tamam. Hadi görelim bakalım. Hadi gelin abi. Hadi oğlum. Biter mi dertler bitince haber ver, gidelim beraber. Kızma be birader, aklımda bir ton düşünce var. Birini düşünsem ötekisi patlar. Benim cezam müebbet. Tamam işte o zaman Murat Hoca bile beni kurtaramayacak. Kafamı duvardan duvara vuracağım, aklım başıma gelinceye kadar. Yok ama kalsın, yaşamak buysa olmayan paramı üstüne kalsın. Cebimde kalan son bozuklarla fakir kahvemize bardağa kaldım. Bilader lafım sana, sen anca arabanla bizim kızanlara hava atarsın. Sağ ol Cafer. Artık o adam ağzının payını iyice aldı. Bir daha musallat olmaz herhalde. Şey, Balçiçek, ayrılmadan önce sana söylemek istediğim bir şey var. Şey, ben artık senin çalışmanı istemiyorum. Nasıl yani? Ya hemen itiraz etme. Beni de anla. Böyle sarhoş adamların arasında çalışmanı istemiyorum. İyi de Cafer, benim de ekmek paramı kazanmam lazım. Nasıl geçineceğim ben? Beraber geçinir gideriz. Beraber mi? Ya... söylemek istemediğim bazı düşüncelerim var. Anla işte. Ha, sen çalışma. Gerisi de düşünme diyorsun yani, öyle mi? Aynen. E Kopra'ya ne diyeceğiz peki? Ben kendimi bildim bile Leopold'unla beraber çalışırım. Ya sen onu merak etme. Ben konuşurum. Anlar o. Sen... tamam da yeter. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bazen alır seni buralar, dediğimde kalmam ancak bunu taşır anılar. Her mevzuda canlı yanar ve parası var diye kendini bizden üstün sanar. Erkek sen gel, yine ekip hazır, kıta bekler seni, hani kralsın ya. Senin baban var ya, bizim amanlarla geçti ömrümüz. Belkiler de uzakta, çare kanun ellerinde. Hedefe birilerinin bir yerinde değil, hadi bir seri geri. Geri deme sinirlerim, bunlar gerçek bebeğim. Gerçek bunlar, 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 gerçek bunlar. Hoca nasıl girdin ya sen öyle? Herhalde oğlum sen mi o? Adam işi biliyor. Oğlum susun, adamı yine sinir etmeyin. Ya hocam, aslında tesisat iyi olacaktı. Bak o zaman görsen bizi. Bir tane mi mikrofonunuz var? Ha, evet. Zaten onu da müezzinden zorla aldık. Bir de orgumuz olacaktı sizin. Orgumuz? Ha. Hasan'cım anlat bakalım orgumuza ne olmuş? Hocam ya, bizim çalışmalar aksayınca ben onu Manita'ya hediye ettim. Manita da bir haftada beni tekmeleyince anlayacağın ork oldu sana mor. Tamam. Bu akşamlık bu kadar yeter arkadaşlar. Ben yarın gelene kadar şu dosyaları iyice okuyorsunuz. Soru soracağım ha, ona göre. Yarın da mı geleceksiniz? Al. İstemiyorsanız gelmeyin. Yok yok, yok, yok hocam, olur mu öyle şey ya, gelin yeriniz siz. Var. Gelin tamam, tabii. Tamam, o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz hoca. Görüşürüz hoca. Oğlum ne diyorsun sen lan? Ne var oğlum ya? İyi çalışmalar. Sağ ol, iyi akşamlar. Hadi yürü lan, yürü. Dur oğlum, çekiştirme. Bugünkü kayıt gerçekten güzel olmuş. Hı-hı. Kenan Bey de bayıldı. Ama yarın bir araya gelip bu albümdeki parçalara bir bakmamız lazım. Düzenleme yapmalıyız, sıralama filan. Tamam, sen nasıl istersen. Hı-hı. Hasret, Kadir arıyor. Kadir mi? Kadir? Abla, bil bakalım ne oldu? Nereden bileyim canım, anlat işte.
Murat Hoca demin buradaydı. Murat Hoca mı? Mahalleye geldi. Bizim grubu dinledi. Sizinle ne işi var ki? Ya nasıl ne işi var? Koskoca Murat Hoca bu. Demek bir ışık gördü ki geldi. Yarın da gelecekmiş. Ders verecek bize. Aynı seninki gibi ders verecek bize yani. Rakip geliyor sana ha. Bak belki bir düet falan da yapabiliriz. Ya ama senin tarzın biraz bize uzak. Alo. Ne oldu, sesin gelmiyor? Kıskandın mı? Çok sevindim Kadir. Aferin size. Çok çalışıp dediklerini yapın, tamam mı? Sakın kızdırmayın Murat Hoca'yı. Sen merak etme abla. Şşt Kadir, gelsene oğlum içeri. Abla, beni çocuklar çağırıyor, onların yanına gideyim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Ne olmuş? Murat Hoca Kadirlerin grubunu çalıştırmaya başlamış. Ne demek arkadaş, bal çiçek çalışmıyor ya? Vallahi öyle Kobra. Ya sabah sabah sen rüya mısın, kabus musun birader? Ne oluyor Kobra? Ya bal çiçek çalışmıyormuş ha, Cafer istemiyormuş çalışmasını. Ben nereden kimi bulacağım ya şarkıcı? Ya Kobra, sen her zaman demez miydin çevrem geniş diye? Bulursun işte birini. Ya birader, bulmam bulamam ben. Boşta şarkıcı mı var sanki ya? Hem sen niye istemiyorsun kızın çalışmasını acaba? Anladım ama bunu. Kadının yeri evidir değil mi? Neyine ki kadına çalışmak? Cahil bu ya. Ya öyle değil. Eve kapatacak kızı yani. Değiştir bu zihniyeti birader. Kafayı biraz aç. Kadınlara özgürlük tanı yani. Ya. Bir de okumuş etmiş adam olacak ha. Tüy sana. Ben, unut bunu yani. Bak aklından çıkar bu mevzuyu. Duymamış olayım bunu canım. Gel gel. Bitti. Gel hadi gel. Kobra. Konuşma. Kobra. Adama bak ya. Terbiyesiz adam. Kadını mahkum edeceğiz. Akşamki davet için tatlı öneriniz nedir? Efendim ben krem brüleyi öneririm. Seni bir gün büreceğim ben ama. Ne ki? Ya benim önerimin bir anlamı yok ki. Nasıl olsa yine Meltem'in dediği yapılacak. Olsun, sen söyle yine de. Ben irmik helvası düşünmüştüm. Can fıstıklı. Aynısı canım çekti. Üzerine de bol tarçın. Ay ay ay. Yanına da bir top dondurma. Tamam. Akşama irmik helvası yapıyorsun. Ay. Murat'cığım, senin ne işin var burada? Bu kadar güzel koku nereden geliyor bir bakayım dedim. O ne? Bu akşamki menümüz. Epey güzel görünüyor. Misafirimiz mi var? Ah yok canım, kim olacak aramızda? Hı. Sen çıkıyor muydun? Hı. Okula gideceğim. Dersim var. Yeniden başladın demek. Hı hı. Çok sevindim. Akşama görüşürüz. Akşamki kutlamanın anlamı daha da arttı. Evet. Nasıl ikna oldu acaba? Bence Hasret yüzünden. Gelip buraya konuştu ya. Ondan. Neyse, uzatmayalım hadi. Hadi hazırla, devam edin siz. Ofise değil mi? Levent'le çalışacağız biraz. Oradan da eve gelirsin. Belki mahalleye uğrarım. Ablamı özledim. Hı, Gülnaz'ı. Gitmişken Kadir'i de görürüm tabii. İyi. Kadir'i görmüşken Murat'ı da görürsün belki. Belki. İyi, gördüklerine selam söyle o zaman. Söylerim. Hadi güle güle. Allah Allah, ısrar etme ya, çalışmayacağım. Kızım, siz beni öldürmek mi istiyorsunuz, bitirmek mi istiyorsunuz? Gülnaz'la ben ayrılayım mı, boşanayım mı, ne yapayım, yollara mı düşeyim, ne yapmamı istiyorsunuz ya? Ama büyüttün ha. Oğlum bulursun birini, ne olacak ki? Kızım, kışın ortasında ben kimi bulacağım ya? Vallahi ben bilmem. Cafer benim çalışmamı istemiyor. Ayrıca ben kararımı verdim, evimin hanımı olacağım ya. Kız, senden ev hanımı mı olur, insafın korusun. Balçiçek, şu patatesi soymaya başlamadan önce yarım kiloydu şu. Ay ne yapayım ya? Bıçak kör. Sen körsün. Elin adamı kelepçeyi takmışsan o, sen oh ne ala diyorsun. Aç gözünü be kızım. Bugün çalışmana izin vermeyen adam yarın seni sokağa da çıkarmaz. Kim? Cafer mi? Kızım, sen de böyle bir kendini kısıtlamazdın ama ne oldu sana? Aşık oldum anacığım, aşık. Anladın mı?
Kolay gelsin. Allah Allah ya. Ne var, olamaz mı ya? Lan yürü git. Merhaba, iyi günler. Merhaba Cafer oğlum. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Kobra nasılsın? Nasıl olayım birader? Şarkıcısı elinden alınmış menajer gibiyim. Ya tamam Kobra ya. Bak söz yardım edeceğim sana. Şarkıcıyı beraber bulacağız. Hatta gazeteye ilan bile veririm bak, parası benden. Sen o gazeteye benim ölüm ilanımı verirsin. Şarkıcısı elinden alınınca menajer parasızlıktan öldü. Abartıyorsun ama. Ne abartıyorsun arkadaş? Balçiçeği yollamayan sen değil misin ya? Ya Kobra bak, Balçiçek kendisi verdi kararımı. Ben kimseyi zorlamadım. Hem ayrıca bu akşam itibariyle Balçiçek senin şarkıcın değil, benim sözlüm olacak. Nasıl lan? Evlenme teklif edeceğim. Önce güzel bir yemek, sonra yüzük. Nasıl? Çok iyi düşünmüşsün biliyor musun? Sağ ol. Neyse, daha bir sürü yemek hazırlayacağım. Hadi görüşürüz. Kobra, darılmaca gücenmece yok değil mi? Yok. Olur mu öyle şey? Biz kardeşiz. Hadi eyvallah. Albümdeki şarkı sıralamasını böyle düşündüm. Ne dersin? Efendim? Sağ olun Sezer Bey, siz nasılsınız? Bir saniye bekleteceğim sizi. O dosya asistanımda olacaktı. Nasıl geçti tatil? Harika, şahane. Rusya! Bu mevsim de harikadır. Şunu şuraya tak. Oğlum bu bunun değil miydi? Buraya değil. Ya getir işte, tamam yapıyorum ben. Alo, ne haber abla? İyiyim. Sana bir şey soracağım. Bırak bak, buraya gireceğim. Murat Hoca bugün de mahalleye gelecek mi? Vallahi geleceğim dedi de. Biz de zaten hazırlanıyoruz şimdi. Sen gelecek misin? Gelmeye çalışacağım. Görüşürüz. Kadir, ister misin bu işten köşeye dönelim ha? Harbi lan, zengin mi olacağız biz şimdi? Neden olmasın oğlum, Murat Hoca bu. Elimizden tutarsa her türlü zengin oluruz. Ya oğlum kapatın şu para mevzusunu ya. Bizim zenginliğimiz yaptığımız bu müzik. Hadi bir prova yapalım. Bakma öyle, hadi. Oh yeah. Gelemedin ve bizi göremedin. Yine de dene dedin ve yine denemedin. Sebebi bilemedin, bu oyun böyle bitmez. Dile gelin olanları da kimse görmez. İstanbul yer altı, gözlerim karardı. Slankta sarardı, zıbanı arardık. Ne işe yaradı, bırakın daraldım. Olmaz diyorsun yani. Kız gel bak, boş vaktim var, çalış, iyi para vereceğim diyorum ya. Kocan mı? Selam söyle o kocana. Ha hadi. Ulan arkadaş, herkes evlenir mi ya? Ne yapıyorsun la? Kendine yeni şarkıcı mı arıyorsun eski menajerim? Ya yok işte, gel bir iyilik yap, dön şu işe ya. Allah'ım herif hala aynı pilağı döndürüyor ya. Of! Son kez soruyorum, %10 zam vereceğim, kıymetimi bil. Oğlum %100 versen de istemem. Ben sahne işini dün gece bitirdim diyorum, anlamıyor musun? Balçiçek iyice düşündün mü sen? Düşündüm tabii. Kız azıcık daha düşün. Ay. Kız anam bir adamın lafıyla fil gibi meslek bırakılır mı hiç? Emre de belli bu Cafer'in böyle güvenilir olduğu. Daha kaç gündür tanıyorsun ki adamı sen? Ya kızım, ben adamın gözünden anlarım ne olduğunu ya. Onun içinde kötülük yok. Ya adam yalan bile söyleyemiyor ya. İyi anam, ne yaparsan yap. Ay. Çok durumundaydı sanki. Yok, henüz söyleyemedim. Akşam bir kutlama yemeğine hazırlanıyor. O kadar mutlu ki dilim varmıyor. Sizde bir gelişme var mı? Anlıyorum. Peki. Dosyalar çok işe yaradı Bahar. Kadir'le arkadaşları için çok faydalı olacak. Murat Bey, kızmazsanız bir şey sormak istiyorum. Tabii.
O çocuklara ders verme fikri nereden geldi? Sanırım beni cezbeden şey yetenekleri. Üstelik çok da hevesliler. Buradaki öğrencilerim de aynı şekilde ama o çocukların maddi imkanları yok. Müzik aletlerini görsen inanamazsın. Hepsi kırık dökük şeyler. Ama yaptıkları müzik inanılmaz. O döküntü şeylerle resmen mucize yaratıyorlar. Çok merak ettim bu çocukları. Bir gün sen de tanışırsın. Benim şimdi çıkmam gerekiyor. Mahalleye gideceğim. Çocuklarla dersim var. O zaman anlaştık. Sıralamayı bu şekilde yapıyoruz. Hızlı bir şarkıyla başlayıp slow'la devam etmek en iyisi. Tamam. Bitti mi işimiz? Çıkmadan sana dinletmek istediğim bir CD var. Yetenekli bir gitarist. Belki albümde onu da kullanırız. Bu arada birazdan aranjörümüz burada olacak. Albümün düzenlemeleriyle ilgili konuşacağız. Evet, bu akşam. Tabii müsaitsen. Ay tabii canım, müsaitim. Eşim de yok zaten artık malumu. Tamam o zaman, evde bekliyorum seni. Yine çok güzel yemekler hazırladım. Ay, güzel bir gece olacak o zaman. Evet, hem güzel hem de özel bir gece olacak. İyi, iyi tamam. Hadi görüşürüz. Oldu. Siz kimi aramıştınız? Sen Cafer Mercimek değil misin? Tamam benim de. Siz kimsiniz? Ben Özge. Kurt gibi de açtım. İyi oldu. Hanımefendi bir dakika. Dur. Ne yapıyorsun? Kimsin sen? Tamam dur anlatacağım. Önce bir karnımı doyurayım ama değil mi? Kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Saçları samur, gözleri mahmur. Biraz da şirin olsun, olsun. Ya bırakın ya. Ya hadi hadi gelin. Sonra bakarız gelin abi. Tamam. Hadi bakalım. Ya şimdi ben anlamadım. Sen bunca yıl yurt dışında yaşadın. Evet, sonra memlekete gittim. Ve memlekette ikimizi sözlediklerini söylediler. Küçük yaşta yani. Ya nasıl olur? Şu plakiyi nasıl yaptın? Harika olmuş, bayıldım. Ya bırak şimdi plakiyi, daha önemli bir mesele var burada. Sen şunu iyice bir anlatsana bana. Ya daha neyi anlatayım? Araştırdım, soruşturdum, buldum seni işte. Ya iyi de peki benim böyle bir şeyden niye haberim yok? Ne bileyim ben, sana söylemeyi unutmuşlar herhalde. Böyle bir şey unutulur mu hiç? Bu ev kaç oda? İki. Ben bu evi çok beğendim. Ama birazcık renginde değişiklik yapmak gerekiyor. Neyse boş ver, yerleşince hallederiz değil mi? Yerleşmek mi? Evet. Ne olmuş? Biz sözlü değil miyiz? Ayrı ayrı evlerde oturacak değiliz herhalde. Ama bak, evlenmeden sakın bir şey düşünme tamam mı? Aklına hiçbir şey getirme. Ya ben yine acıktım galiba. Thank you.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eline sağlık, teşekkürler. Bir şey değil. Yoruldun mu? Biraz. Neyse. Şimdi eve gidip güzelce dinlenirsin. Hı hı. Bırakayım mı seni eve? Yok, gerek yok. Sen hiç yolunu uzatma, ben kendim giderim. Tamam. Nasıl istersen. Görüşürüz. Görüşürüz. İstanbul yer altı, gözlerim karardı, sınakta sarardı, zıbanı arardı, ne işe yaradı, bırakın daraldım, roman olabiliriz ama değiliz, yaradık, gelin bir de yakın bakın, sokağımda akın akın, polis dolaşırken benim kenevirden yanar barım, yarın yakın dünüm batık, gülüm değildir bataklık, bize yapsan da yataklık, sonun oluruz adamım. Bu tarafa bakın, bak kork bu yakadan, hey. Tozu dumanla katar, ekibim ise sağlam, yankı yapar. Ne oldu ya? Ne oldu oğlum? Lan bir işimiz de düzgün gitse dişimi kıracağım ha. Abi eski püskü mikrofon. Ne olacak ki zaten? Ne oluyor Kadir? Niye hemen sinirleniyorsun? Ya hocam baksana ya halimize. Doğru düzgün hip hop bile yapamıyoruz. Şu mikrofonun haline bak. Ulan en kıytırık grupta bile adam başı bir mikrofon oluyor ya. Bizde şans yok aga. Ne oldu? Hemen indirdiniz süngüleri. No mikrofon no müzik hoca. E diyelim ki son model aletleriniz var. Hemen böyle pes eder miydiniz? Ne diyorsun hoca sen ya? Olacak aletlerimiz sabaha kadar müzik yapardık. E o zaman hadi gelin benimle. Ne oldu ya? Nereye ya? Bakalım beğenecek misiniz? Oha! Oo, hoca sen ne yaptın ya? Hoca sen insan değilsin, bir insan bunu yapamaz. Miksere bak. Oğlum kaç kanallı bu mikser? 10 kanal. Oğlum siz şu mikrofonlara bakın. Vay vay vay. Oğlum süper bunlar ya. Hoca çok sağ ol ya. Ha ne var be? Kobra, başım belada, yardım et bana. Kimsin sen? Ya benim Cafer kim olacak? Hangi Cafer? Ya bırak şimdi şakayı. Başım belada diyorum. Söyle Cafer. Ya bizim memleketten bir kız geldi. Sözlüm deyip içeri girdi. Ya yerleşmekten falan bahsediyor. Vay sözlüm var demek. Ya ne sözlüsü sözlüm falan değil. Uzun hikaye. Bak birazdan Balçıçak gelecek. Ne yapacağım bilmiyorum. Eğer bu kızı burada görürse yanarım ben. Sana şey diyorum. Hani rica etsem senden şu Balçıçak'ı bir yakalayıp oyalatsam. Ben de o sırada kızı gönderirim ha. Ha bana işi düştü yani. Ya Kobra ne olur bir iyilik yap bana. Son çare hep sensin. Ulan hem mahallemizin kızını ayartıyorsun hem de bir sözlüm var. Bir de utanmadan benden yardım istiyorsun. Terbiyesiz. Ya Kobra sözlüm falan değil diyorum bak anlatacağım sana. Ya ne olur acil bir durum zamanımız kalmadı. Ocağına düştüm yap bir iyilik. Ulan ben sana yardım etmezdim ama bak dua et. Vicdanlı adamım ben Cafer. Sağ olasın be Kobra. Allah senden razı olsun. Yani o kadar büyük bir adamsın ki sen. Herkesin senin gibi bir dostu olsun. Başka hiçbir şeye gerek yok. Tamam lan ya çekme. Ben çıkıp engelleyeceğim. Bir şekilde ayarlayacağım yani. Hadi. Heh, tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım Cafer Efendi. Ayıkla pirincin taşını. Oh yeah. Gelemedin ve bizi göremedin. Yine de dene dedin ve yine denemedin. Sebebi bilemedin. Bu oyun böyle bitmez. Dile gelin olanları da kimse görmez. İstanbul yer altı, gözlerim karardı, sınakta sarardı, zıbanı arardık, ne işe yaradı. Bırakın daraldım, roman olabiliriz ama değiliz. Yaradık, gelin bir de yakın bakın. Sokağımda akın akın, polis dolaşırken benim kenevirden yanar barım. Yarın yakın dünüm batık, gülüm değildir bataklık. Bize yapsan da yataklık, sonunu oluruz adamım. Bu tarafa bakın, bak kork bu yakadan, hey. Tozu
dumanla katar, ekibim ise sağlam yankı yapar. Atar nabız, biz kalkarsak sarsılırsınız. Yolun sonu burası, fazla sürmez ölümün. Bizim için fark etmez dışarıdan görünüm. Paketler seni en derin sayfalarıma gömerim. Sen gelmeden buraya düşer haberin. Nega doymadı tadıma, olmadı bir daha. Bu duyduğum flow'um fark kadar farkına. O gördüğün bebelerin hepsi bir yansıma. Bu tayfa yeter seni senden almaya. Woo! Woo! Bravo. Harikaydınız. Çok iyiydiniz. Abla gördün mü? Murat Hoca almış hepsini. Güle güle kullanın. Hadi biz işimize dönelim. Hadi abi hadi. Oğlum ne kadar buraya geleceğini bilmiyordum. Evet lan süperdi. Ablama gelmiştim. Burada olduğunu duyunca gelip bir uğrayayım dedim. Dur oğlum dur, şunları da takalım. Pırıl pırıl ses çıkıyordu abi ya. Kadirlere ders mi veriyorsun? Bu çocuklar çok yetenekli. Sadece biraz yardım etmek istedim. Okuldan kalan boş vaktimde gelip gideceğim. Okula tekrar mı başladın? Hı hı. Evet. Birisi beni ikna etti. Vallahi var ya, bunlarla yıkırız ortalığı lan biz. Evet lan süper oldu. Şu çiziydi değil mi? Biraz daha açalım onu. Çok açma ama. Alo. Merhaba Levent'ciğim. Bu akşam seni bize bekliyorum. Murat'ın dönüşü şerefine bir davet veriyorum. Davet için teşekkür ederim Nesin. Ama ben katılamayacağım. Aa, neden? Yoksa başka bir yere mi söz verdin? Hiç bahane kabul etmiyorum Levent. Kime söz verdiysen iptal et. Bir yere söz vermedim. Sadece biraz rahatsızım. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Bu gece beni affedin olur mu? İnanamıyorum sana Levent. Hiç değilse bir 5 dakika uğra. Nesin gerçekten iyi değilim. Ben gelemeyeceğim. Size iyi eğlenceler. Sahibini gördünüz mü acaba? Araya doğru git. Arada kızım, hadi yavrum. Kız niye burada? Öncelikle yaptığınız işi ciddiye almanız gerekiyor. Müzik ciddi bir iştir. Tabii ki eğleneceksiniz, güleceksiniz. Ama işinizi ciddiyetle yapmalısınız. Şu size dağıttığım dosyalar. Onları okudunuz mu? Hocam ya, ben tam okuyordum, uykuya dalmışım. Oğlum cıvı mı? Yok hoca, yalan olmasın, daha okuyamadık. Onları okuyun. Her gün bir sayfa okusanız yeter. Yeni şeyler öğrenmek zamanla sizin de hoşunuza gidecek. Hasret, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim mi? Hı hı. Sen de artık tecrübeli sayılırsın. Yani bir şey söylemek istersen söyleyebilirsin. O zaman şunu söyleyeyim. Prova yapıyor bile olsanız mutlaka bir final yapın. Alışkanlık kazandırır. Hasret haklı. Hiçbir zaman öylesine çalıp söylemeyin. Yaptığınız müziğin mutlaka başı ve sonu olmalı. Duydunuz mu oğlum? Benim söylediğim şeyler işte. Sallama lan, ne zaman söyledin? Hep söylüyorum oğlum, dinlemiyorsunuz ki. Tabii tabii. Sen zaten hep konuşuyorsun da bir şey anlatmıyorsun. Murat Hoca ya, bu dersin teneffüsü yok mu ya? Teneffüse gerek yok. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi toparlayayım bakayım ortalığı. Yavaş yavaş. Ablam akşama dolma saracaktı. Kalmak ister misin? Beraber yeriz. Teşekkür ederim. Başka bir zaman. Neden? Bir işin mi var? Aslında yok. Ama eve gitmek istiyorum. Tamam. Albüm çalışmaları nasıl gidiyor? Yoğun. Çok çalışıyoruz. Bugün sabahtan akşama kadar Levent'le ofisteydik. Anladım.
Görüşürüz. Hepsini koydun değil mi kutulara? Tamam koydum, hepsi hazır. Hadi toparlayın abi, bakmayın yüzüme. Tamam oğlum, bir şey kalmadı işte. Ver şuraya kaldı. Al şunu da. Onları da al oğlum, bir şey bırakmayalım burada. Gelemiyor mu? Öyle dedi. Biraz rahatsızmış. 5 dakika uğra dedim. Yine de gelemem dedi. Yoksa Murat'la Levent arasında bilmediğimiz bir küskünlük mü var? Ne dersin? Yapma Nesrin. Benim bildiğim Levent iki eli kanda olsa yine de bu geceye gelirdi. Bir de sen arar mısın onu? Arayayım. Bak Özge, bu konuyu biz seninle yarın konuşalım, tamam mı? Dışarıda, mesela bir kafede. Sen şimdi git bir otelde kal, parasını ben veririm. Ben çok yemişim ya. Ya Özge, sen hasta mısın? Yo, değilim. O zaman söylediklerimi anlıyorsun değil mi? Ya anlıyorum tabii. Bak bir kez daha söylüyorum. Senin şimdi hemen bu evi terk etmen gerekiyor. Niye? Ya çünkü birazdan sevgilim gelecek ve seni görmesini istemiyorum. Anlamıştım ben zaten. Yani bu kadar güzel yemeği tek başına yiyecek değilsin herhalde. Ya hadi. Ama bak plakinin tarifini almayı unuttum sanma. Mutlaka alacağım senden. İyi tamam hadi hadi. Uykum geldi. Uyuyalım mı? Yardım etsene. Burada yatma, içeride yat bari. Şimdi yandık. Ya Özge, Özge, hadi kalksana Özge. Ya bırak ya. Cafer. Ne haber? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Gelirken kobrayı görmedin mi yolda? Yok, görmeye mi gerekiyordu? Evet. Ay ne oluyor sana kuzum ya? Çok soğuk dışarısı, üşüdün mü? Aç kapıyı da içeri gireyim. Ya tabii. Hadi. Teşekkür ederim. Bu evdeki en mutlu gecemiz hangisiydi sence Nesrin? Nereden çıktı şimdi bu? Söyle abi. Birçok mutlu gecemiz oldu burada. Hangi birini sayayım? Murat'ın bebekliğinden bu yana düşünsene. Neler neler yaşadık. Bu gece çok eğlenelim, olur mu? Bu evdeki en mutlu gecemiz bu gece olsun. Ethem, korkutma beni. Niye öyle konuşuyorsun? Heh, Murat geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat mı geldi? Hayır, Bahar Hanım. Aa, hoş geldin tatlım. Umarım geç kalmamışımdır. Aa, yok, Murat daha gelmedi. Yoldaymış, şimdi konuştum, geliyor. Ha iyi, şampanya nerede? Getirdim. Ay ben bardakları getireyim. Masanın üstünde. Geliyor. Geliyor. O şişenin mantarı benim bir tarafıma gelmesin yalnız. Nakiye. Demek sabahki bütün hazırlık bunun içindi. Oğlumun dönüşünü kutlamasak olmazdı. Tekrar hoş geldin oğlum. Buyurun. Sizi yeniden burada görmek çok güzel. Buyurun. Teşekkür ederim. Beni öpmeyecek misiniz? Tabii ki öpeceğim Naki. Oh. O halde kadehimizi Murat için kaldıralım. Bize yaşattığı sayısız mutluluklar için. Başka kimi çağırdınız? Kim olabilir?
Yakiş. Gel. Ha, gördün mü? Levent de geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sanırım biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Yo yo, önemli değil. Yeni toplandık. Hoş geldin. Dayanamayıp yedin demek. Ben biraz daha geç kalsam hiçbir şey kalmayacakmış sanırım. Keşke biraz daha geç kalsaydın. Aa, niye ayol? Yok yani şey, yeni şeyler yapardım. Böyle yarım yarım olmadı. Bana bak, ateşin mi var senin? Yok. Ay, rengin de bir garip. Yok yok, bir şey. Heyecandandır. Aman ne var canım heyecanlanacak? Biz bizeyiz şunun şurasında. Em, hatırlasana geçen defa nasıl eğlenmiştik. Yalnız bu defa değişik bir gece olacak sanırım. Vallahi ben anlamam. Bu gece bana söyleyeceğim bir takım şeyler var sanırım. Var. Yani vardı. Ama bu gece söylemeye fırsat olur mu bilmem. Ay ne fırsatı ayol? Söylersin işte. Ölüm yok ya ucunda. Belki de vardır. Ay sen bu gece bir tuhafsın gerçekten ya. Ama neyse, şimdi keyfimi kaçırma benim ölüm ölüm deyip. Sen değilsene. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Biliyor musun? Bu akşam Levent hasta hasta geldi. Öyle mi? Hı-hı. Gelemeyeceğini söylemişti ama ben konuşup ikna ettim. Oğlumun en yakın arkadaşının olmadığı bir kutlama yemeği düşünemezdik. Çok sağ ol anne. Aslına bakarsan böyle bir kutlamaya hiç gerek yoktu. Boş yere herkese zahmet vermişsiniz. Olur mu öyle şey canım? Ne güzel bir gece geçiriyoruz işte. Böyle vesileler olmasa ne zaman bir araya geleceğiz? O zaman Murat Bey'in dönüşü şerefine. Özür dilerim ama bu güzel sofrayı terk etmek zorundayım. Biraz daha kalamaz mısın? Daha tatlı yiyecektik. Maalesef. Eve gidip biraz dinlenmek istiyorum. Buraya da sırf sizin hatırınız için geldim. Peki. Madem öyle diyorsun. Lütfen kalkmayın, kalkmayın. İyi eğlenceler. İyi dinlen. İyi geceler. Konuşmak ister misin? Murat'la ilgili değil mi? Seni üzecek bir şey mi söyledi? Yok. Peki ne oldu o zaman? Çok soğuk davrandı bana. Sanki iki yabancıymışız gibi. Etemciğim, yardım eder misin? Ben üstümü değiştireyim. Esin, çok mu içtin sen? Böyle sakarlık yapmazdın. Siz keyfinize bakın çocuklar, hadi. Ne oldu? Çok az şampanya içtiniz. Canım istemedi. Ben biraz fazla içtim sanırım. Saat kaç Murat Bey? 11'e geliyor.
Epey de geç olmuş. Nasıl eve kadar gideceğim şimdi? Kalkmak istediğin zaman söyle, ben seni bırakırım. Siz çok iyisiniz Murat Bey. Gerçekten. İçinizde hiç kötülük yok. Hiçbir zamanda olduğunu sanmıyorum. Eminim bu hayatta kimseyi bilerek incitmediniz. Bahar, geç oldu. İstersen bırakayım seni. Haklısınız. En iyisi gitmek. De cœur, un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, chant d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. Cafer, ne söyleyecektin sen bana? Ne söyleyecektim? Bilmem işte. Yani ikimizle ilgili. Hani bu gece özel bir gece olacak demiştin ya. Bal çiçek, ben... Ne çok konuştunuz ya. Bir uyutmadınız insanı. Ben Cafer'in sözlüsüyüm. Mutlaka sizin de dinlemenizi isterim. Bestecinin ismini hatırlamıyorum. Ama CD'nin üstünde galiba yazıyor. Tamam, bir ara dinlerim. Aslında şimdi versem... Hem yolda dönerken dinlersiniz. Gerek yok Bahar. Yarın okula getirirsin. Lütfen kırmayın beni. Siz yukarı çıkmak istemezseniz ben getireyim. Tamam, ben alırım. Buyurun. Buyurun salona geçin. Bir içki alır mısınız? Yok yok. Teşekkür ederim Bahar. CD'yi alıp gideyim ben. Bu gece sizi hemen bırakmayacağım Murat Bey. Size bir şey açıklayacağım. Ne açıklaması? Biraz sonra bugüne kadar tanıdığınız Bahar'dan farklı bir Bahar göreceksiniz. Sizin yanınıza gelme nedenim, asistanınız olma düşüncem. Aslında sizden intikam almak içindi. Ama bu oyunu fazla sürdüremedim. Ben senin ikiz kardeşiyim.